Hocam? Evet, dinliyorum. Buyurun hocam. Şimdi sözü tekrar size bırakmak istiyorum. Özellikle de İstanbul'daki depremle ilgili, olası depremlerle ilgili hangi illerin daha çok tehdit altında, tehlike altında olduğundan da bahsedebiliriz. Buyurun. Evet, şimdi o yaptığınız açıklama doğrudur. Yani o yöredeki arkadaşınızın açıklaması bütün yerlilerin beklediği bir konudur. Gerçekten Doğu Anadolu fayı üzerinde, yani Adıyaman, Malatya, işte Çelikan, Erkenek, Maraş, Türkoğlu yöresinde bütün yer bilimciler büyük bir deprem öngörmektedir. Ama bunun tabi zamanını söylemek mümkün değildir. Ama bunun dışında Marmara bölgesinde zaten gerekli alarm 1999 yılından itibaren verilmiştir. Marmara Denizi'nin içerisinde tüm bölgeyi etkileyecek minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenmektedir. Keza Marmara Denizi'nin güneyinde, Biga Yarımadası'nda, Bursa ve çevresinde kimi faylarda uzun yıllardan beri bir enerji, stres birikimi vardır. Oraların da deprem üretme olasılığı vardır. Diğer deprem beklenen bir yer, yer bilimciler olarak Erzincan, Bingöl, Karlova arasında 7 fay, 7 su fayı üzerinde deprem beklenmektedir. Keza Bingöl, Karlova, Bingöl ile Bingöl, Göynük arasında yine deprem beklentimiz vardır. Şimdi görüldüğü gibi Türkiye'nin çoğu yeri, yerleşim alanları aktif fay kuşaklarının üzerindedir. Bu fayların deprem üretme tekerrür periyodu doldukça doğal olarak deprem üreteceklerdir. Bundan bir kaçış, kurtuluş da yoktur. Depremler bizim yer yuvarımızın, dünyamızın nabız akışıdır. Tamam. Yani direkt kalbidir. Depremlerin durması demek dünyamızın ölümü demektir. Yani bu doğal bir olaydır. Evet. Doğal olaylardan korkmamak lazım ama doğal olayları afete çevirmemek lazım. Afete de çeviren bizim yanlış uygulamalarımızdır. Nerelerde hata yapılıyor ve bize bu noktada düşen, bireysel olarak düşen görevleri de bugün istiyorsanız bu haftanın önemine ithafen konuşalım. Yani şöyle, bizim hata yapmamız, ben çok eskilere gitmeyeceğim. 1939 Erzincan depreminden sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri uyanabilirdi. Deprem artık bilimsel bir bilgi haline dönüşmüştü. Ve bizler depremi öngörerek deprem odaklı çalışmalar yapıp yerleşim alanlarımızı o deprem bilgilerine göre gelişimini tamamlayıp insanlarımızı bilinçlendirip bu depremi bir afet olmaktan kurtarabilirdik. Ama bunları yapmadık. Evet. 1939'da 40 bin kişiyi gömdük. Ondan sonra 99'a gelinceye kadar bu sayı 100 bine çıktı. Yine gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri doğru stratejiyi benimsemediler. Doğru strateji deprem gelmeden önce tabii tehlike analizini, risk analizini yapıp o deprem geldiği zaman ne zararlar vereceğini önceden azaltmaktı. Bu son zamanlarda kentsel dönüşümle bu strateji yavaş yavaş değişmeye başladı. Ama şunu söylemeliyim ki bu depremlerin çoğu önceden öngörülebiliyordu. Mesela 1967 Adapazarı depreminden sonra Gölcük depreminin olacağı ta 70'li yıllarda öngörüldü. Yani tarih olarak verilemiyordu ama evet, bu bölgeye dikkat edin, burada büyük bir deprem olabilir deniliyordu. Nitekim 99 depremi olduğu zaman biz daha sonra olan bazı depremleri öngördük. İşte İstanbul, Marmara'daki deprem için alarm verdik. Yani bu deprem işine ancak Türk hükümetleri büyük ölçüde çözüm getirebilir. Yapılacak işte basit, bakın.
Bana göre önce bir deprem bakanlığı kurmalı. Tabii ki bu bakanlığın bir bütçesi, bir planlaması olacak. Bu bakanlık yerel yöneticilerle birlikte deprem kuşaklarındaki tüm yerleşim alanlarımızı deprem dirençli hale getirecek çalışmaları yapmalı. Bu öyle çok uzun da değil. Yani 10-15 senede biz bütün Türkiye'yi deprem güvenli hale getirebilir, bu deprem korkusunu milletimizden çekip alabiliriz. Yapılacak işlerde her bölgede, her yerleşim alanında önce bir mikro bölgeleme çalışması yapmak, daha sonra bu mikro bölgeleme çalışmasının üzerinde tehlike analizi yapmak. Yani o bölgede hangi fay tehlikelidir, eni nedir, boyu nedir, işte bu fay üretirse kaç büyüklüğünde deprem üretir ve nerelere en fazla zarar verir, ne kadar can kaybımız olur, ne kadar mal kaybımız olur, bütün bunları belirleyip daha sonra bu deprem gelmeden önce o zaman bu bilgilerin ışığı altında zararı azaltacak çalışmalar yapılabilir. Bütün dünya bunu yapıyor. Evet, yani evet. Bizim ise tercihimiz deprem gelinceye kadar bir şey yapmamak, deprem geldikten sonra sahaya inip işte korkmayın, sizi aç bırakmayız, susuz bırakmayız deyip çorba vermek, çadır getirmek, insanları destek vermek. Bu yanlış bir yaklaşım. Önemli olan bu afet haline gelmemesi dediniz hocam. Az önce gerçekten aynen önemli öyle bir şey söylediniz. Evet, belki de yıl olarak bir şey söyleyemiyorum dediniz ama İstanbul depremiyle ilgili şu anda bir öngörünüz var mı? En azından biz de o konuda bilinçlenelim ve önlemlerimizi yani alalım. Şöyle, bilimsel çalışmalar bu Parson ve arkadaşlarının yaptığı çalışma 99'dan itibaren Marmara Denizi'nde 7'den büyük bir depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde %64'tür. Evet. Dolayısıyla bu yayınlanmış bilimsel verilere dayalı bir çalışmadır. Daha sonra bizim 99'dan 2014 yılına kadar yaptığımız bütün deniz araştırmalarında da bu konu teyit edilmiştir. Dolayısıyla 7 senesi kaldı yani gibi. 22 sene geçti. Yani artık periyodun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yani bu işten kaçış da yok. Yani bu bilimsel bir konu. Dolayısıyla neden biz bu kadar yavaşız? Neden bu deprem konusunu bu kadar ciddiye almıyoruz? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ama asıl sorumlu elbette ki hükümetlerdir. Yani hükümetlerin bu işi ciddiye alıyor olması lazım. Kentsel dönüşümü de deprem odaklı, rant odaklı değil, deprem odaklı kentsel dönüşümü hızlı, sürdürülebilir, bir an önce ekonomik bir şekilde belirli plan program dahilinde sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de yapmaları gerekir. Evet, evet. Yani bu o kadar önemli bir konu. Naci Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler ve uyarılar için böyle önemli bir haftada. Yayınımıza bağlandığınız ve bize zaman ayırdığınız için ayrıca kendim çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kolaylıklar ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.